Merhaba arkadaşlar. Batuhan Karakaş adlı arkadaş Revit Jupiter 2 ve 1000 TL civarı uzun bilek korumalı bot tanıtımı istemiş bizden. Bu Jupiter 2 montunun bayan versiyonları var. Erkek versiyonları elimizde kalmamış. Eğer almak istiyorsanız sorulabilir. Fakat hani elimizde kalmadığı için tam olarak tanıtımını yapamıyorum. Bayan versiyonu bu. Şöyle yapabilirim. İç tarafında bir tane astarı var. Şöyle çıkartayım. Bunu tabii üstüme giyemiyorum. Çünkü küçük gelecektir. Sol tarafında bir tane cebi var. İç tarafındaki astar çıkartılabiliyor yaz sürüşleri için. Omuz koruması var. Dirsek korumaları var. Kolları da şöyle cırt cırtlı şekilde yapılmış. Cırt cırtlı şekilde açılabiliyor. Ve rahat bir sürüş sağlayacaktır. Astarı da çıkabildiği için yaz sürüşlerinde kısmen uygundur. Çünkü hani bu fermuarlı yerlerinden hava alabilmesi sağlanmış. Arka tarafına bir sırtlık eklenmesi gerekiyor. Çünkü bu Jupiter 2 bir sırtlıkla gelmiyor. Sadece dirsek ve omuz korumaları var. Onlar da CE onaylı korumalar. Soft korumalar ama çarptığında sertleşecektir. Yüksek bir boyunluğa sahip, ön tarafında şu boynu çıt çıtla kapanıyor ve fermuarlı şekilde kapanıyor şöyle. Fakat bunu dediğim gibi hani çok fazla tanıtamıyorum, hani üstüme giyebilecek kadar o ölçüde yok. Bunun yerine bir tane mont önereceğim. Bu mont Shield, Revit'in Shield modeli olacak. Revit Shield ise şöyle bir model, bunu tabii üstüme giyerek tanıtabileceğim çünkü bunun ölçüleri var elimizde. Bunun omuz ve dirsek korumaları var. Yıpranmaya karşı özel bir kumaşa sahip. Kollarını da şöyle açtığınız zaman yazın da rahat kullanabilmeniz için şuralarda da file bir dokusu var. Bilekleri cırt cırtlı. Kolları ayarlanabiliyor. Yani ondan daha iyi bir seçenek, daha iyi bir mont. Şöyle de göstereyim tamamen. Ön tarafında şöyle kapanıyor. Şöyle kapanışını göstereyim en azından. İç tarafında bir tane astarı var. Astarı çıkartılıp yıkanabiliyor. Ve yaz sürüşlerine daha uygun hale gelebiliyor. Biraz da şöyle gideyim. Montun boyun kısmı var. Şu boyun kısmı hani çok düşük değil. Yüksek sayılabilir. Hani soğuk bahar günlerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi fermuarlı, cırt cırtlı. Ön tarafında da fermuarı var. Bel kısmında şurasında alt tarafında bir cırt cırtı var. Bel tarafı da şöyle cırt cırtlarla ayarlanabiliyor. Yan tarafında iki tane cebi var. Bunlar da fermuarlı cep. Arkasında bir sırt koruması yok. CE onaylı omuz ve dirsek korumaları olduğunu söyledim. Yansıtıcı şeritlerini zaten görüyorsunuz. Bunlar reflektif şeritlerdir. Gece tamamen parlayacaktır. Arka tarafını da göstereyim. Arka tarafındaki sırt korumasını kendiniz almanız gerekiyor. Batuhan arkadaş bir de bununla beraber bir iç tarafındaki ceplerini de söyleyeyim. Sol tarafında bir tane cebi var, sağ tarafında bir tane cebi var. İç tarafındaki astar şu tarafından çıkarak daha rahat bir sürüş elde edebilirsiniz. Özellikle yazın sıcak günlerinde. Şimdi bunu çıkartayım ve diğer bot önerisine geçeyim. Başta söylemiştim zaten, bot önerisi de sunacağım. Kendisi de sormuş zaten. Biraz daha uzun hani bilekli, hani yaz ve kışa uygun olabilecek Falco botu önerebilirim bununla. Falco bot hani hem yaz hem kış sürüşlerinizde dayanıklı bir bottur. Ön tarafında koruması var, bilek koruması var. Yüksek bir bottur. Yüksek bir ağza sahip, yüksek bir bilekliğe sahip bir bottur. Aynı zamanda cırt cırtlı bir modeldir. Ve aynı zamanda bağlıdır. Dilinin kaymaması için de şurasında şöyle yan taraflarından bağlı, iç tarafı da şöyle bir bottur. Terlemenizi engelleyecektir. Terleseniz bile, ayağınız terlese bile size hani çok fazla ıslaklık hissettirmeyecek bir yapıdadır. Terinizi çabuk kuruyup dışarı atmasını sağlayacaktır. Dediğim gibi bilek korumaları, topuk koruması ve burun koruması var. Aynı zamanda yağda ve mazotta kaymaması için
Alt tarafı özel yapılmış. Bunların tabii fiyatlarının hepsinin altına yazıyorum Batuhan. Diğer arkadaşlar da sizler de hani oradan bakarak öğrenebilirsiniz. Bir tane daha önerim olacak. O da bu. TCX'in bu modeli. TCX'in bu modeli de aynen cırt cırtlı. Bilek, şurada bilek, burun ve topuk koruması var. Aynı şekilde mazot ve yağda kaymaması için yapılmış alt tabanı var. İyi bir membranı var ve vites değiştirirken sorun çekmemenizi sağlayacak şu tarafında bir vites eklentisi var. İç tarafı yine aynı Falco'daki gibi yapılmış. İyi bir iç kısma sahip, hava alabilir bir iç kısma sahip. Yaz ve kış sürüşlerinizde aslında hani aşırı yağmurda bu biraz su geçirebilir. O yüzden hani baharlık ve yazlık diyerek bunu noktalandırayım. İki tane önerim var. Bunun hem linklerini, sitemizdeki linklerini hem de diğer önerileri Revit Shield'ı, Revit Jupiter eğer ki gelirse onun da linkini ekleyeceğim. Şu anda sadece bayan var. Shield'ın fiyatlarını da hepsini yana yazıyorum. Ya altına yazıyorum videonun. Hepinize iyi sürüşler.